Şurayı alalım. Hemen jüri üyelerimize dönelim. Bakalım neler söyleyecekler. Ebru Gündeş'in yorumu belli ama en azından belki de iyiydi. Çok i̇ki, iyiydi. İki gibi. Performans içinde fikrim tabii ki var. Evet. İkisi de beğendiğim performanslar değil. İkisi de değildi. İkisi de yani değil. Birol da değildi. Birol da değildi. Birol'dan beklediğim performans değildi. Bu da güzel bir performans değildi. Ama ben bu gece kadere elimi atmak istemiyorum. Tamam. Benim fikrim puanınız bu. 10 zaten. Benim 10 ki tamam. Eşit olsun. Herkese de eşit teşekkür muamele ediyorum. Yapmış olayım. Benim tabii. Zihniyetim bu. Tamam. Haksızım veya doğruyum bunu bilemem. Ama zaten belirtmiş olduğunuz yorumlarla ilgili de evet. Düşünceniz yani, belirtmiş olduğunuz. Var tabii ki fikrim yani. Evet, tabii ki. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler Ebru Hanım. Orhan Bey siz de esasında çok duygulanıyorum kendi eserlerimi dinleyince diyorsunuz. Ama kısa bir yorum yapmıştınız Birol için. Mehtap için de isterseniz alalım. Şüphesiz daha iyi olabilir. Mutlaka daha iyi olabilir. Ama ne kadar çalıştılar, ne ettiler onu bilemiyorum. Daha iyi olabilir şüphesiz. Ama dediğim gibi ben bugün gerçekten çok duygulu bir durumdayım. Takılıyorum da biraz. Yani elimde değil benim bugün. Onun için halkımızın takdirine bırakıyorum diyorum. Ama daha iyi olabilir tabii. Onu da belirtiyorsunuz. Onu da daha iyi olabilirdi diyorsunuz. Evet. Peki Orhan Bey. Bülent Hanım. Yorum yapmak istemiyorum. Çünkü yorumlarım da yaptıktan sonra numara 10 verildiği vakit bu son derece yanlış olur. Yani, ama şöyle Bülent Hanım, yani mesela demin dediniz ki Birol'a ben 10 vermezdim dediniz. Tabii vermem. O bir yorum oldu, bir yorum da şimdi Mehtap için almak durumundayız. Sizin kendi puanınız 10 olacak, o tamam ama kısa da olsa bir yorum almak durumundayız sizden. Yani ne diyeyim şimdi ben, ne diyeyim? 10 verir miydiniz mesela? Verir miyim canım? Heh, onu soruyorum ben size. Olacak iş mi? 10 ne demek 10? Hocam bana bir kere 10 vermiştiniz iki defa. Onu saçımı taratırken geçen gün vermiştim. Evet hocam saçınız taranırken 10 vermiştiniz. Onu tam duyamamışım. Evet, sonra hocam. Orhan'a dedim ki hatalar vardı dedi. Artık vermiş bulundum. Ben orayı kıvır burayı da kaldır evet, derken hocam. Demek ki duyamamışım içeride. O yapmışım yani böyle. Peki. Armancığım bu akşam sanki bütün bunları dinleyip notu vermek sana kaldı gibi gözüküyor. Bütün bu söylenenleri. Bir kere şarkının bütün bendeleri, sendeleri karıştı. Bir sende bende oldu, bir bende sende oldu. Öyle olunca şarkının bütün manası karıştı. Hata bende, sende değil. Ama yanlış söylüyorsun işte. Hata bende, sende değil dedim Armağan Bey. Öyle söylemedin Orhan ki. Hocam, Orhan hocam özür dilerim bir şey sorabilir miyim? Orhan hocam hata bende, sende değil dedim. Ben. Yanlış söyledi değil mi Orhan abi? Hata bende. Bende, sendeleri karıştı. Yok, hata bende, sende değil. Doğru. Yani... Bunu söylerken böyle söylemedin ettim, canım. Söyledim Armağan Bey. Vallahi bak, bir söyledim. Dakika. Armağan Bey. Vallahi. Bak bir daha dinlettireceksin şimdi kendini. Bir daha geri alacaklar. Bakalım mı? Bakabiliyor muyuz? Yanlış söyledin. Yanlış söyledin tamam, yani. Tamam hazırlayacaklar bu arada Armağan'cığım. O şarkının meyanına çıkarken ilk çıkışta zaten başını hiç duymadık. Be diye bir ses geldi öyle bir şey oldu. Ondan sonra zaten... Hani nefesin tıkandı tıkanıyor. Armağan Bey orada düşündüm acaba ben buraya çıkabilir miyim? Çıkamaz mıyım diye. Peki orada... şimdi ben sana bir soru soracağım. Madem çıkamayacağın şarkıyı niye okuyorsun? Ben bu şarkıyı çok severim Orhan hocamdan. Sen sevdin diye bizim kulaklarımıza yazık değil mi? Peki, görüntü hazırmış bu arada Armağan'cığım. Bir bakalım isterseniz. Bakalım. Bak. Aşkın gözü çare sende. Bak neymiş ya? Hata bende. Hayır, hayır. Bir dakika. Osman'dan. Peki, bir dakika. Niye akşadığınızı anlamadım. Birincideki bende sende yanlış. Evet, orada yanlış Armağan Bey. Yanlış. Peki, bir daha al. Bir daha al, Armağan ya, göstersin orasını. Yanlış. İyi dinleyin. Bir daha alalım oraya. Yanlış. Sessiz olalım, bir daha dinleyeceğiz şimdi. Bakın, ilk kısmında diyor Armağan Çağlayan.
aşkın gözü çare sende. Ya 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 ta bende. Şimdi orada diyor, orada diyor ki çare sende, bende değil, çarem sensin diyor. Çare dediği için. İkincisinde de hata bende, sende değil diyor. Aslında mantıken doğru bir şey söylüyor. Ebru'nun bir suyunuzu alabilir miyiz? Bir dakika. Şarkının sözü bu değil. Ayrı. Şarkının sözü şarkının bu değil. Şarkının sözü bu değil. Armağan ama desin. Doğru söyle. Gel, bu sana mantığı uğurlu geliyor doğru. Değil mi? Gel. Ben bunu okutuyorum sen. Aa, çayım. Armağan Bey, Allah razı olsun. Ölmüşleriniz canlar gitsin. Teşekkür ederim. Oh, serinledim vallahi, iyi oldu. Armağan Bey, çok iyi oldu. Sıcakta serinledim yemin ederim. Oh. Havale geçirecektim vallahi. Çare sende Allah var değil mi Orhan Bey? Şöyle ki... Vallahi keşke en başta yapsaydınız. Pardon, Armağan Bey bunu. Pardon, bir şey söyleyebilir miyiz Mehtapcığım? Efendim? Çare sende, ben... Sende, bende şöyle, değil. Şöyle ikisi de var aslında. İkisi de var laf olarak. Doğru. Ben şunu alabilir miyim? Pardon. Şurada sen attın bu kör düğümü, çare sende, bende değil. Kör olsun şu aşkın gözü, hata bende, sende değil. Doğrusu bu. Peki yanlış söyledi. Hayır, o lafı aldı, oraya koydu. Yaptığı şey o. Laf yeri değiştirdi. İki sözü de fazlaca kullandı. Ha? Fazlaca kullandı anlamında. Buyurun, eserin sahibi söyledi. Ama sırası deminki söylediğim gibiydi. Fazlaca kullandı. Şimdi not mu vereceğiz? Buyurun Armağan Bey, lütfen. Çayımdan içtin, bir puan kırdık, bir. Yedi. Yedi geldi Armağan Çağlayan'dan. Yine 37 puan oldu, bir ol gibi Mehtap'ın puanı da. Hadi bakalım. Mehtap, neler söyleyeceksin? Efendim, 37 puan aldım. Allah razı olsun Armağan Bey'den yine. Yedi için de teşekkür ediyorum, sağ olsun. Evet, evet. Efendim, haftalardır destekliyorsunuz, destekliyorsunuz, destekliyorsunuz. Bu gece son. Bu gece birinci oldum, oldum. Peki sen... Olmadım zaten, bitti artık. Ama, daha bir benim yarışacağım bir yarışma kalmadı Osman Tayyip Bey'in yaptığı. Hayır, Roman Star var, orada da ben yarışamam, roman değilim çünkü. Olsaydım oraya da girecektim. Efendim, lütfen destekleyin beni, yalvarıyorum. Aday numaranı söyle o zaman Mehtapçı. Efendim, aday numaram 104. Karadeniz'e, Trakya'ya, Ege'ye, Güneydoğu'ya, İç Anadolu'ya, Marmara'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya, Belçika, Fransa, Hollanda, Kenya'ya kadar. Efendim, benim sesimi duyan Kenya'da bile varsa herkes. Abilerim, ablalarım, lütfen bu gece bana destek verin, lütfen, yalvarıyorum. Teşekkür ederim. 104 Mehtap'ın aday numarası sevgili izleyiciler. Her nerede, her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsanız, Kenya'da, Japonya'da, belki neresi olursa... Belki orada çekiyordur Osman Tan Bey. Kenya'da efendim? Da belki izliyorlardır. İzliyorlardır Türkler. Muhakkak. Seni izliyorlardır Kenya'da. Kesin, yani kesin. Peki bu Kenya'da... Bülent Hanım bir şey söyleyecekti. Kenya'da sizi izlerlerken Neva'yı pes bastığınızı... Hocam ben onları ömrü billah hayatımda hiç... O pes basmayı, o basma olayını hiç bilmiyorum ben. Orada... Hocam o şey o... Notaya girerseniz ben yandım hocam zaten yani. Ama çocuğum pes bastınız. Evet. Bülent Ersoy pes diyor. Ağzı açık kaldı. Ağzı açık hocam, kaldı pes diyor. Hocam o neresiydi bastığım yer? Orayı bir gösterir misiniz? Bak evladım. Do, do, re, si, la, si, do, si, la, si. O Neva'yı pes bastınız çocuğum. Hocam o Neva'ya mı oluyor? Hayır. Hayır, Ema'ye. Onu biliyorum abi. Hayır evladım, ona bakma. O değil, öyle değil. Neva, re sesini. Evet. Tiz Neva'yı yani. Pes Orhan bastın. Hocam orada Neva'yı da bastın mı pes? Bak, pes bastınız. Bak beni test ettiriyor. Orhan söyle. Estağfurullah hocam. Bülent Hanım,
ona dikkat ediyor. Tabii ki öyle bir şey var. Ve Tiz Nevada Türk müziğinde o perdenin adıdır. Yani pes bastınız. Çok iyi anladım Mehtap bu söylenenlerin evet, hepsini. Çok anladın. Acayip Bülent anladı. Bülent Hanım bir şey rica edebilir miyim? Dore silasi. Dore şey... oradaki Neva'yı pes bastın çocuğun dik geldi sana. Ne yapmışsın? Evet hocam orası çıkabilir miyim çıkarmaz mıyım orada bir düşündüm. Herhalde dedim bu çıkamayacağım ama Allah ne verdiyse okudum orada. Selçuk hocam. Bir şey rica edeceğim Bülent Hanım. Şimdi şu var ya şu nota. Şu dore silasi do. Şimdi siz onu usulüyle okusanız bir de Mehtap tekrar etse. Hayır hayır ben ne okuyacağım canım şimdi o kendisi. Yani o nota bilmiyor siz hani doğru. Yok hocam ben sadece ortaokul ilkokuldayken orada müzik öğretmenimiz gösteriyordu sadece evet. Başka bir. Ama orada o dik yeri size dik geldi. Neva'yı evet, basamadınız. Evet orada. Ve teğet geçtiniz. Yanlış sese bastım orada hocam. Peki. Peki. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Bu gece o kadar güzel olmuşsunuz ki. O kadar güzel olmuşsunuz ki. Bu Rumeli Hisarı'nda hocam böyle kraliçeler var ya. Böyle yok, saraylarda. Öyle kraliçe görmedi. Yok. Bir tek kraliçe. Asla. Öyle hani saraylarda var ya. Kraliçeler. Dördüncü Murat'ın annesi. Yok hocam estağfurullah. Gerçekten takılarınız siz... Kıyafetiniz çok süper güzel olmuşsunuz hocam. Teşekkür ediyorum. Bu Rumeli Hisarı'na çok güzel tam tamamlamış hocam. Teşekkür ederim ama sen yine de Tez Neva'yı pes bastın. Doğru hocam. Evet Mehtap Tez Neva'yı pes bassa da umursamıyorum. İşte oy vermek istiyorum deseydin. Tiz Neva'yı pes bassa da umursamıyorum. Oy vermek istiyorum diyorsanız 104 yazıyorsunuz. 30-04'e evet. Gönderiyorsunuz. Bakalım sırada kim var. Evet hemen arkamdan geçen bir şilebin düdüğü eşliğinde yapıyorum şimdiki anonsu. Adnan geliyor 101 aday numarasıyla yine bir Orhan Gencebay bestesiyle. Bir görüşte aşık oldum sana delice. Bekliyorum gelmiyorsun bana bir gece. Izrabı diner belki geldiğin gece. Ağlıyorum gülmüyorum inan her gece. Thank you.